Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi dersimizin konusu, başlıkları Tesettür Risalesi. 24. lemanın 24. lemadan okuyacağız. Üstad Hazretleri burada tesettürün fıtriliğini 4 nüktede anlatmış. Bu 4 nüktenin nazm-ı mealesini, yani manalarını dizeceğiz. Sonunda da 3 nükteyle kadınlar üstattan bir ders istemiş. Üstad ben hastayım, perişanım diyor. Ders yapacak durumum yok diyor. Cenab-ı Hak o gece ihtar ediyor üstada. Diyor ki sen gençlik rehberini yazdın. Gençler nasıl istifade ettiler? Bu zamanda kadınların bu 3 maddeye ihtiyacı var. Onlara bunu ihtar et. O 3 maddeyi yazacağız. O 3 madde nedir? Bu zamanda bir kadın ne yapması gerekiyor? Yani üstad olsaydı, kadınlara ders verseydi ne dersi verecekti? Fatih benim lebalarımı getirir misin eskiden? Bu üçünü söyleyeceğiz. Dersimizin genel başlıkları 24. lemanın nazm-ı meanesi. Yani manalarını üstad nasıl dizmiş, o manaların içeriğini dolduracağız. Dersin başlıkları bunlar. Nazm-ı mani, manaların, dizilmesi. Şimdi bunun 23. lema ile bağlantısı var. Bu 24. lemanın. Hastalar Risalesi ile bağlantısı var. Ders içinde bu iki bağlantıyı da kuracağız. Mesela 23. lemada çok kuvvetli bir tevhid dersi verildikten sonra yani esbapta, tabiatta, işte kendi kendine bir şey olmadığı dersi verildikten sonra, tevhid-i hakiki, müessir-i hakiki gösterildikten sonra bu tesettür risalesi ders verilmiş. Tesettür de hani böyle bir sebeple izah edilemez yani. Ama üstad böyle delil mantıklı bir şekilde bunu da izah etmiş. Hastalar Risalesi de eğer bu tesettür olmazsa kadın hastalanıyor, çocuk hastalanıyor, işte toplum hastalanıyor, nesil hastalanıyor. Böyle münasebet kurduğumuz zaman böyle bir kurabiliriz. Yeri geldiği zaman kuracağız bunu. O münasebetin ne alakası var? Yani sırayla dizilmesinde bile nazm-ı mani var. Bunu Üstad Hazretleri bu Kur'an-ı Kerim'i anlatırken 25. sözde, İşaret-ül İcaz'da kendisi böyle münasebet kuruyor. Yani kendisinden önceki kelimeyle, cümleyle veya ayetle veya sureyle ne münasebeti var? Yani konuşmanın akışına göre nasıl bir münasebet kurulmuş? Şimdi Risale-i Nur da ismi hakime Risale-i Nur mazhar olduğu için ben şimdi tahtayı kullanacağım. Risale-i Nur ismi hakime mazhar olduğu için her şeyde bir hikmet var. Her şeyde bir mana var. Yani manasız, hikmetsiz hiçbir şey yok. Muhatabı ilgilendiren orada bir hakikat var. Onu almak gerekiyor. Bunu dikkatle alacak. Üstad Hazretleri bu muhakematta nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir diyor Hasan abi. Nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir. Mesela bir kız baba evinden çıkmak istemez. Nazlıdır. Mehri ne kadar fazla verirsen onu oradan o kadar kolay çıkarıyorsun. Şimdi manalar da, feyizler de lafızda gizlidir, nazlıdır, çıkmak istemez. Dikkat mehrini bir kimse ne kadar fazla verirse o kadar fazla çıkar oradan manayı. Dikkat yani. Dikkatin toparlanmasının iki tane esbabı. Bir, kesretten tecerrüt. İki, çok kitap okuma, çok derslere katılmak. Dikkatin çoğalması için, manayı oradan kolay çıkarmak için. İsmi hakime mazhar Risale-i Nur. Bunu ne kadar yaparsa kimse o kadar manalı. Şimdi buna bir noktayı nazar. İki tane. Ben şimdi tahtaya yazıyorum. Şimdi 24. lema, 24. mektup, bir de 24. söz var. Şimdi ismi azam var diye abi. Şimdi ismi azam şu 24. lemada Settar ismi azamiyet derecede anlatılmış. Bu ismi azam suret noktasında, burada mahiyet noktasında anlatılmış. İsmi azam. Şurada da hakikat noktasında anlatılmış ismi azam. Suret nerede anlatılmış dedin? Suret Tesettür Risalesi'nde anlatılmış. İsmi azam. 24. lema. Yani bir kadının kendi hakikatını bulabilmesi için kesinlikle tesettüre girmesi lazım.
tesettüre girmezse o kadın kendi hakikatini bulamaz. Kesinlikle bulamaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Mesela Hasna Hanım değil mi Risale'de? Üstadın, üstad manevi ortak etmiş onu. Bir iki tane böyle tarihte de istisna olabilir. Bir kadın tesettüre girmezse kendi hakikatini bulamıyor. İsmi azamı kadının settar ismidir. Azamiyet derecede. Onunla beraber üstad şimdi söyleyecek, kadının maddi ve manevi seciyeleri inkişaf edebilir. Tesettürsüz olmaz yani. Kadının birinci derecede ismi azamı settardır. Şimdi ismi azam üç şekilde geçiyor ismi azam. Şimdi Esma işte çok anlatılmış. İsmi Kuddüs var, ismi Hakim var. Şimdi 24. lemada suret noktasında ismi azam anlatılmış. Cenab-ı Hak kendini setretmiş abi. Hani azameti kibriyasından tesettür etmiş diyor ya. Azamet ve rıza Cenab-ı Hakk'ın örtüsüdür, perdesidir. Azamiyet derecede bu isim kainatta var. Bir de azamiyet derecede kadında var o isim abi. 24. mektubu mahiyet suret noktasında anlatılmış. Yani ismi azam sureti 24. lema mahiyeti 24. mektup hakikati ise 24. sözde anlatılmış. Yani bir insan kendi hakikatını nasıl bulacak? Mahiyetle sureti birleştirecek. Hem kainatta hem de enfüste onun hakikati çıkacak. 24. sözde zühre, katre, reşe var. Şimdi birinci dalda cüziyetten çıkıp Esma-i Hüsna'da nasıl külliyet kesbedilir? Birinci dalda o anlatılmış. Esma-i Hüsna'da cüziyetten çıkıp külliyet kesbeden o kesbetmesini neven ve ferden yaşarsa zühre, katre, reşe oluyor. Bunlardan biri oluyor. Ne kadar oluyorsa onun ismi azamı o. Ama reşe olur derecesine göre. Mesela bazı meselede reşadır, bazı meselede katredir. Bu genel manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam reşe olmuş bütün meselelerde. Hakikati 24. sözde anlatılmış ismi azamın. Yani benim ismi azamım ne? Ne kadar cüziyetten çıkıp külliyet kesbedersin birinci dalda bu anlatılmış. Alim ismi, Hakim ismi örnek verilmiş. Mesela Alim ismini görse, Kadir ismini görmese veya Kadir'i görse, Alim'i görmese tabiat bataklığına düşer diyor. Cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmek esmada nasıl olacak? İkinci dalda da o cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmesini neven veya ferden yaşaması nispetinde bu üçünden biri oluyor diyor. Reşe oluyor. Katr oluyor, zühre oluyor. Şimdi bunu niye söyledik? Bir noktayı nazar. Yani bu 24. lema azamiyet derecede settar ismi anlatılmış. Suret noktasında, bu kainatta da böyle. Cenab-ı Hak her şeyi özellikle kendini gizlemiş. Azameti kibriyasından tesettür etmiş. O zaman ismi azam 24. lema 24. mektup 24. söz. Bir isim değil de ismi azam. İsmi azam. Evet. Herkesi değişiyor şimdi. Evet, ismi azam. Mesela kadınlara 24. lemada settar ismi azam. Evet. Orada gözükmüyor. 24. mektupta ismi azam nedir? İşte o abi çok orada Cenab-ı Hakk'ın şunatı anlatılmış. Şunatın ama hangi ismi azam yapıyor orada? Üstad orada daha ziyade tabirinden aciz olduğumuz diyor. Yani orada bütün isimleri çokça kullanmış yani. Yani müşahhas bir isim yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben bunu sordum. Öyle diyeceğini tahmin ettiğim için. Evet. Şimdi ismi azam durmuş. Mastar yani. Evet. Mahiyen değil. Alimdir, kadirdir, hakimdir, ferdir, yok. Bir tane yok. Evet. Şimdi ismi azam kişide belirlenecek. Kalıp. Kadın muhatap olduğu zaman külliyata kendi ismi azamının 24. lemada görüyor. Evet. Başka bir yerde göremez. Evet. Kendi ismi azamı orada. İnsan da böyle erkek der demeyelim de. Şimdi insan kendisini daha çok ismi azamını 24. sözde bulur, fark eder, evet, okurken. Evet. Hangisi olduğunu. Daha belli değil. Evet. Okuduğu zaman. Ondan sonra insanlığın ismi azamı da, insan değil o, 24. söz, erkek diyelim daha çok. Evet. Kadın 24. İnsanlığı geneli ise 24. mektup. Geneldir. Evet. Şimdi bunu şöyle, bu yani kadın tesettüre girmezse, o azamiyet derecede o settar ismi olmazsa kainat da, erkek de ismi azamını bulamıyor yani. Çok nadirattan bulur yani. Tahrip olduğu için. Tahrip olduğu için bulamıyor yani. Şimdi zaten yazacağız. Şimdi ben biraz okuyayım. Bir giriş yapayım. Ondan sonra tesettür risalesinin o nüktelerini yazacağım bu tahtaya. Şimdi 24. lema tesettür hakkında 15. notanın 2. ve 3. meseleleri iken ehemmiyetine binaen
24. leme olmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminine yudinine aleyhinne min celabi bihin ila ahir ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyet-i Sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. El cevap, Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Şimdi ayet tesettüre emretmiş. Şu andaki medeniyeti sefiye ise, sefi medeniyet ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor, muhalefet ediyor. Diyor ki tesettür fıtri değildir, bir esarettir. Esir demek, mesela benim bir esirim var. Otur diyorum oturuyor, kalk diyorum kalkıyor, yat diyorum yatıyor. Şimdi medeniyet de kadın için çarşafı, tesettürü böyle esaret görmüş. Yani kadın rahat hareket edemiyor. Güzelliklerini gösteremiyor, işine gidemiyor. Yani rahat olamıyor. Medeniyet böyle söylemiş. Üstad da Kur'an-ı Hakim'in bu emrinin fıtri olduğunu dört nüktede izah edeceğim demiş. Yani bu tesettür emrinin Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine mazhariyetini anlatıyor burada. Dört hikmette bunun, yani Kur'an-ı Hakim'in bu emri dört hikmette fıtriydi. Ben şimdi tahtaya yazayım. Silgiyi ne yaptım ben? Rahata. Alta mı koydum? Yok burada. Elimde silgi vardı ama. Burada silgi var. Şunu kullanayım. Şunu silin. Şimdi bu tesettür risalesinin şeyini yazayım ben. Şimdi dört nüktede üstad bunun tesettürün fıtriliğini anlatmış. Birinde, birinci nüktede kadının fıtratı noktasından tesettürün fıtriliği anlatılmış. İkinci de karı koca, kadın erkek. Okunuyor değil mi yazı? Evet. Münasebetiyle tesettürün fıtriliği anlatılmış. Üçüncü hikmette aile noktasından tesettürün fıtriliği. Evet. Dördüncü noktada da nesil ve toplum. Yani tesettürsüzlük nesli nasıl bozuyor, toplumu nasıl bozuyor? Nesil ve toplum noktasından tesettürün, yani Kur'an'a bu emrinin fıtri olmasını anlatmış 24. lemada. Şimdi bu 24. lemada 3 tane de nükte var. Kadınlarla konuşmuş. Kadınlar onlardan ders istemiş üstattan. Üstad da Cenab-ı Hak ihtar etmiş. 3 nükte anlatmış onlara. Birinci nüktede Allah size şefkat verdi. Şefkatinizi yerinde kullanın. Çocuk yetiştirin. Çocuğu hafız mektebinden alıp paşa mektebine vermeyin. Yani sadece dünyevi ilimlere teşvik etmeyin. Şefkatinizi yanlış kullanıyorsunuz. Şefkatinizi yerinde kullansanız hem size dünya saadetini temin eder hem de ahiret saadetini temin eder. Birinci de kadınlar şefkatini nasıl kullanacak? Üstad birinci de bu dersi vermiş onlara. Örnek olarak annesini vermiş. Annem bana iki şey yaptı. Ders ve telkin yaptı. Şimdi biz derste göreceğiz. Bir kadın çocuğuna ne dersi verecek ne telkinatı yapacak. Üstad iki tane saymış. Bu ikinci de Üstad Hazretleri kadınları bozmaya çalışan komiteler var diyor. Sizin bozulmamanız için daire-i terbiye-i İslamiye'de kalacaksınız. Kalmak. Yani kadının maddi manevi bütün seciyeleri daire-i terbiye-i İslamiye'de kalırsa inkişaf eder. İkinci de bunu nazara vermiş. Sizi bozmaya çalışan komiteler var. Siz daire-i terbiye-i İslamiye'de kalın. Maddi ve manevi seciyeleriniz ancak böyle inkişaf eder. Bu da kadın evliyse kocasına itaat edecek. Bu nazara verilmiş. Üçüncüde de şimdi kadın diyecek, hani medeniyet esarettir diyor ya, bu esaret manası gelebilir. Yani ben hem çocukla uğraşayım hem de hiçbir iş yapmayayım, evde kalayım, adamla uğraşayım. Hiç mi lezzet, zevk almayacağım? Üstad üçüncüde de iki türlü lezzet alacaksınız, zevk alacaksınız diyor. Bir, çocuğunuzla masumane sohbet etmek. Yüzer sinemadan daha zevklidir, lezzetlidir. Birincisinde. İkinci de amel-i salih. Sizin için amel-i salih'te manevi bir lezzet vardır. Herkes için var da hususan kadın için fıtratı gereği daha çok yani.
Şimdi bu tesettür risalesinde bu 7 tane madde var. Tesettürün önce fıtriliği anlatılmış. 4 nüktede. Yani Kur'an-ı Hakim'in bu emri nasıl fıtri? Kadın fıtratın noktasından Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Karı koca kadın erkek münasebeti noktasından Kur'an-ı Kerim'in bu tesettür emri fıtridir. İlk, üçüncüsü aile noktasından Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Dördüncüsü de nesil ve toplum noktasından Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Çünkü tesettürsüzlük olduğu zaman kadın bozuluyor. Birleştirelim şimdi mukadder bana. Şimdi kadın bozulunca karı koca münasebetleri, kadın erkek münasebetleri bozuluyor. Bozulunca aile bozuluyor. Aile bozulunca da nesil ve toplum bozuluyor. Çünkü nesil ve toplum ailenin üzerine kurulmuş. Aile bozulunca bu da bozuluyor. Şimdi kadın bozulmayınca karı koca kadın erkek münasebetleri bozulmuyor. Aile bozulmuyor. Bu sefer nesil ve toplum düzeliyor. Nesil ve toplum düzelince şimdi hilafet gelecek, şeriat gelecek. Nereye gelecek? Kadın vazifesini yaparsa, yani kadını düzeltirsen şimdi aşağıda toplum da, nesil ve toplum da düzeliyor. Kadın bozuk olunca sen sabahtan akşama kadar çalış. Şey gelmiyor yani, nesil gelmiyor. Yani şeyin kadının üzerine kurulmuş sistem yani. Öyle basit bir şey gibi gözüküyor ama değil mi? Şeyde de yani televizyon programları genellikle... Tabii tabii bu ikinci de zaten ona zarar verilmiş. Yapılıyor genelde abi şu anda. Mesela şimdi, bir sürü var böyle. Bu aşağıda söyleyecek. Mahkemeye karşı mahkemeyi susturan lahi-i temizin müdafasına bir parça. Üsa Hazretleri'nin tek ceza aldığı risale bu tesettür risalesidir. Çünkü toplumu bozmanın, insanları bozmanın, nesli bozmanın en kolay yolu kadının üzerindeki çarşafı almaktır. O tesettürü çıkardınca kadın bozuluyor. Karı koca münasebetleri bozuluyor. Çocuk yetişmiyor. Toplum bozuluyor, nesil bozuluyor. Üsa Hazretleri de bunu tespit etmiş. Onlar çalışıyor. Ne yapın ne edin yani bu adama cezayı vereceksiniz. Hakimleri kaç kere değiştirmişler. Hakimler şimdi maddeleri okuyorlar, davayı okuyor, davacı okuyor, vaziyetlere, müdafaalara bakıyor. Ceza veren pek olmamış. Yani ben veremem diyenler olmuş. Sürekli değiştirmişler hakimleri. En sonunda bir kişi ceza vermiş üstada. Sen demiş bize ceza verdin. Ecdadınla ben bu tesettür manasını ecdadımıza iktidan bu manayı verdim. Sen bana bu cezayı vermekle ecdadımla o noktadan bağını kopardın. Deyince hakim de kanaat-ı vicdaniye çevirdi onu yani. Yani bu suç işleyebilir veya yapabilir. İşte imkanatı vukuat yerine koyarak ceza verdi. Bu tesettür risalesinin içindeki hakikatlere göre ceza vermedi yani. Tek ceza aldı risale bu yani. O da çok ilginç değil mi? Tek ceza aldı risale. Evet. Bu tesettür risalesi. Bir şikayet verdi yok mu? Evet. Yani onlar mahkeme olmuş. Ceza almamış. Yani çok öyle şey olmuş. İşte ama bir tane resmi kayıtlarda yani resmi şeylerde bu tesettür risalesiymiş. Yani senin gözünün üstünde kaş var demiş. Öyle bir şeyle kanaati vicdaniyle ceza vermiş. Öyle yapmışlar yani. Hatta cezasını da çektik diyor. Tek cezalı risale bu. Şimdi biz bunun içeriğini dolduracağız. Bu tesettür risalesinin nazm manisiydi. Yani manalarının dizilmesiydi. Birbirine bağladık. Aslında bu tek mana. İsmail abi. Tek mana ama birden böyle herkes o tesettürün böyle kadınla, çocukla, karı koca münasebetiyle, toplumla, nesille birden bağlantısını kuramayacağından dolayı parça parça böyle nazara verilmiş. Biz sadece sanıyoruz ki yani öyle biliyorduk bu Risale'yi okumadan önce. Sadece tesettür kadın için. Hayır. Kadın için değil. Bütün sistemle alakalı yani. Kadın üzerindeki o çarşaf yani. Bu ayet ilk geldiği zaman tesettür Risalesi ayetleri bir münadi tebligat yapmış. Böyle örtünün diye kadınlara. O zamanki sahabi hanımlar da hurma bahçeliklerinde hurma topluyorlarmış resmen. Hurmaları böyle topluyorlar, bezlere seriyorlar. Tebligat yapılmış. Örtüsüz dışarı çıkmayın, örtünüze bürünün diye. O hurmaları dökmüşler. O bezleri kendilerine bürümüşler, öyle eve gitmişler. Dememişler ki ya bir eve gidelim bakalım ne var ne yok, onu giyelim. Ona göre bir şey giyiniriz dememişler yani. Bak, ne kadar bir iman var değil mi? Şimdi birine bir şey anlatıyorsun işte veya
kızına bir tebligat yapıyorsun birinin. İşte annesi diyor ki ya işte gençtir, şudur budur. İşte şöyle yapsın, böyle yapsın. Biraz var daha, biraz şudur budur. Bu tarz şeyleri nazara veriyorlar yani. Yani ahir zamanın diyor fitnesinin mahiyeti de yüzsüz kadınların yüzünden çıkacak diyor. Mahiyet o yanlış. Evet. Şimdi bununla ilgili soru sormak isteyen var mı? Şu yazdığımız yani tesettür risalesinde ne anlatılmış? Birer cümleyle özetledik, birbirine bağladık. Tesettür bak nasıl fıtriymiş. Bu fıtriyi nasıl anlattı yani? Birinci hikmet. Tesettür kadınlar için fıtridir. Ve fıtratları iktiza ediyor. Aşağıdakileri yukarıya nasıl bağlantı yapacağız? Üç tane mi? Şimdi bu Kur'an-ı Hakim'in bu fıtrılığını anlattı ya. Dört hikmette. Kadınlara da bir şey söylemek gerekiyor. Üstad ders vermek istemiyor. Hasta olduğunu söylüyor da ihtar ediliyor. Bu zamanda bir kadın neye dikkat edecek yani? Evet, diyelim ki fıtrat çarşafına, tesettürüne dikkat ediyor. Peki bu yeterli mi? Yetmiyor. Peki ne yapacak? Bu üç tane madde. Sonradan söylenmiş. Şimdi burada dedi ki, tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratlara iktiza ediyor. Şimdi sual, fıtrat ne demek? Ben bir sorayım bakayım. Evet, Faruk hocamız. Fıtrat nedir yani? Ha şimdi hazırlanmışsın biz. Soruyorum ben de. Tane yapıyoruz. Fıtrat vicdan değil mi? Vicdanı değişiyor. Evet İsmail abi, fıtrat ne demek? Bu güzel diyeceğim ama öyle. Fıtrat verilen duygu ve istatları vasatta kullanmak. Evet. Şimdi külliyatta 3-4 tane fıtratın tarifi yapılmış. Azana bizim noktaya nazarın var mı abi? Fıtrat. Var. Bakayım orayı sen görebildin mi? Bakayım ben onu şey yapayım biraz. Seni biraz makamından indireyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yarattı mevcudatı. Mevcudatı şeceri hırkatı bil fiil denilir. Onu insana kodladı. Bil kuvve. Fıtrat bu. Evet çok güzel abi. Şimdi Üstad Hazretleri 20. mektupta hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi İmanı billah'tır diyor. Yani Allah ne halk ettiyse, Hasan abinin dediği gibi içine ne koyduysa fıtrat o. Bundan gaye Allah'a iman. Bunu kemal manada üstad kullanmış. Her şeyi hem hilkat noktasında hem de içindeki özellikler noktasında Allah'a imanda kullanmış. İmana malzeme yapmış. Mesela şeytan. Şeytanın hem hilkatini hem neticesini bak kaç tane şeytanla alakalı risale yazılmış. Mesela güneşi kullanmış Üstad Hazretleri. Güneşi Allah'a imana malzeme yapmış. Karıncayı yapmış, serçeyi yapmış, yılanı yapmış, akrebi yapmış. Hilkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi Allah'a iman. İkisi farkı ne peki? Yani hilkat, lügat olarak yaratılış, fıtrat o yaratılışın içine konulan özellik. Mesela tavuk, hilkat, yumurta, fıtrat. Mesela benim fıtratımda yumurta yok. Mesela arı, hilkat, bal, fıtrat. Mesela benim fıtratımda bal yapmak var mı? Yok. Ama sahtekarlık yapar da gidikozlu bir şeyler yapabilirim ha. Fıtratımda yok. Yumurta yapmak yok. Fıtrat, hilkate konulan özellik. Şimdi tesettür kadınlar için fıtri ya. Şimdi şöyle, bir tavuğu yumurtasız düşünebilir misin? Tavuk, yumurta ile beraber tavuk yani. Arıyı balsız düşünebilir misin? Arı balla beraber yani bal arıyla beraber bir fıtrat. Bir tane daha misal portakalı düşünelim. Portakalın içi var. Kavunun içi var, karpuzun içi var. Bu içini kabuksuz düşünemezsin. Portakal dediğimiz zaman bütünü nazara verilmiş. Kavun karpuz dediğimiz zaman bütünü fıtrat yani. Mesela kabuğunu çıkarsan o karpuz olur mu, portakal olur mu? Kavun olmaz yani. Beraber fıtrat. Fıtrat bu. Şimdi tesettür kadınlar için fıtridir. Yani Allah kadını çarşafla beraber yaratmış yani. Şeyde de diyebilir, biraz genişletelim de kullanılacak şey olsun yani. Külliyat okuyoruz ya. Kullanılsın. Nizamla intizam gibi. Bak şimdi. Allah sistemi yarattı. Bu nizam. Bu sistemin üzerinde işlev yaptı. Programlar yükledi. Mesela Windows yazılım bilgisayara. Yani kullanırız diye devamlı karşınıza çıkacak tabir bu. Yerinde kullanamazsanız ince bir böyle çizgi var.
Kullanırsan harika, seni sıçrattırır. Kullanamazsan 20 seneden beri bocalarsın. Bak, mesela Windows bilgisayar yazılımı, bu nizamdır. Bunun üzerinde hiçbir şey yapamazsın. Excel yazı yazamazsın, Word yazı yazamazsın, film oynatamazsın. Program yüklüyorsun, FLV, VMV. Evet. Program yüklüyorsun. O sistemin içerisinin üstüne yükleyip programı, videoyu çalarsan bu intizamdır. Mesela insana nasıl gözüküyor? Ha, mesela fıtrat nizamdır. Ondan sonra onun dışa vuruşları, eylemi, mesela bütün insanlarda mahiyet insani birdir. Fıtrat budur. Hılkat farklı. Yani herkesin işte bir farklı. Evet. Yani nizamla intizam ayırt etmek lazım. Mesela diyelim insanın bütünlüğü, karaciğer, böbrekler, her şey bütünlüğü nizamlı. Ama böbreğin intizamlı. Ayrıştırdık. Yani sistemin bütünlüğü bu vahdet de denilir. Evet. Vahdet şey değildir. Allah'ın birliği değildir. Sistemin birliğidir. Yerli yerinde olması da denilebilir mi abi? Mesela diyelim ki vücut sistemi tamam, organlar ayrı ayrı, intizamlı diyelim ki yapılıyor. Genişletirsin bak mesela. Vahdet, nizam, vahidiyet, şahsı belirliyor, intizam. Yani sistemin bütünlüğü lazım. Mesela bir elma olması için güneş lazım, hava lazım, dünyanın dönmesi lazım, nem derecesi lazım, bilmem lazım. Bu bütünlük lazım mı kardeşim? Bunu netice versin. Nizam olmadan intizam olmuyor işte. Çok güzel. Şimdi buna ben bir noktaya nazar abi. Şimdi şu sistemi, Hasan abinin dediği gibi sistemi bir düşünelim. Yani bu sistemden güneşi çıkarsan ne olur? Oh. Sistem bozuluyor. Ya. Havayı çıkar, işte karıncayı çıkar. Karıncalar atmosferin güçlenmesi için salgı salgılıyormuş abi. Yani karınca olmasa, arı olmasa, yani bir mevcuda çıkarsan sistem bozulduğu gibi buraya bağlıyorsun bir konuya. Hı. Kadının üzerinden de çarşafı aldığın zaman sistem bozuluyor. İnsanlık dünyası bitti ya. Bozuyor. Sistem bozuluyor yani. Çünkü kadın bozulduğu zaman karı koca münasebetleri bozuluyor. O münasebet bozulduğu zaman aile bozuluyor. Aile bozulduğu zaman nesil ve toplum bozuluyor. Bak bu üçün sistemin altına şöyle diyebilirsin bak. Şuraya böyle bir çentik getirebilirsin bak. Şunu alayım. Şöyle diyelim bak. Cennet analarının ayakları var ya, evet. Ayakların altında. Ne demek bu manası o zaman? Başka işte bu işte, evet. Buradan çıkıyor. Çok güzel abi. Yani genişletiyor, sistemi kurduğunu ayağın altında oldu işte. Yani o zaman kadının ayağının altında cennet var, üstünde de Allah'ın ayeti var yani. Çünkü Allah'ın adeti dünyada çekirdek topraktadır, ağaç yukarıdadır. Dünyada böyle. Ahirette ise kökler yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Evet. Bu da böyle bak. Sistem, yani sistem bir bütün. Fıtrat dedi ya, fıtrat iktiza ediyor. Yani nasıl güneş var, hava var, sistem, ekoloji çalışıyor. Kadının üzerindeki o çarşaf da sistemle bir bütün. Onu da değiştiremedi. Değiştirince bak ne kadar bozuldu yani. Bozuluyor. Şimdi enteresan bir noktaya nazar. Belki hiç duymadın bak. İlk defa söylüyorum. Şimdi bu 24. Lema Tesettür Risalesi'nin el yazma. Üstad ilk yazmış ya abi. Telif etmiş. Başında şu cümle yazıyormuş. İlk el yazması nüshada. İlk nazardan sonra ikinci nazar gece ibadetine mani olduğu için bu Tesettür Risalesi kaleme alınmıştır. İlk nüshada bu yazıyormuş. Nasıl bir daha? İlk nazardan sonra yapılan ikinci nazar gece ibadetine mani olduğu için bu tesettür risalesi kaleme alınmıştır. Ve sonra onu kaldırmış. Sonra onu kaldırmış. Gayrimüteşir de yazıyor. Sonra onu kaldırmış ustad. 1924-25 ilk telif edildiği zaman gece ibadetine mani oluyor. Gece yani ikinci nazar. Şimdi bu hadiste kastıyor. Yani sen gidiyorsun yolda tesettür açık saçık biri çıktı karşına. Sende bir suç yok. Ama böyle dikkat etmeye bakarsan böyle o ikinci bakış zararlı diyor hadiste. Hmm. Bu ikinci bakış, ikinci nazar gece ibadetine mani olduğu için bu tesettür risalesi kaleme alınmış. İlk el yazması nüshada bu varmış yani.
Şimdi tesettürün fıtrını söyledik. Fıtrat, beraber fıtrat yani. Birbirinden ayıramın. Allah nasıl yaratmış, hilkate koymuş, birbirinden ayıramıyor. Şimdi tesettür de kadınlar için fıtri ya. Peki nasıl fıtri? Şimdi bunu anlatıyor. Diyor ki kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskada maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlı ve çirkinliği herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden veya ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Şimdi şunu yazayım ben. Şunu sileyim. Şunları gene yazacağım. Böyle. Şimdi bizim üzerinde duracağımız, bazılarının üzerinde duracağız. Hepsinin üzerinde duramayız da. Şimdi kadının fıtratı tesettürü nasıl iktiza ediyor? Üstad şimdi yazmış. Bunları yazayım ben maddeleri. Bir, kadın fıtratını anlatıyor şimdi. Kadının fıtratı neymiş? Nazik ve zayıf. İki, kadın kıskanç, çirkin, ihtiyar. Ben tane tane de yazayım. Şöyle alt alta yazayım. Ayrı ayrı kullanmış çünkü. O aşağıda da yaz. O çift yazdın ya oraya. Onu sil bir tanesini. Ha, onu sil. Alt alta yazayım, tamam. Ha. Öyle yazayım. Çünkü ayrı nazik. Nazik, zayıf, çirkin, ihtiyar, kıskanç, serü tesir. Bir de korkak diyor. Kadının fıtratı bu. Kadın nazik, zayıf, çirkin, ihtiyar, kıskanç, serü tesir, korkak. Bu kadının fıtratından dolayı Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir diyor. Mesela kadın nazik... Hangi maddenin açılımı bu? Bu birinci nokta. Yani birinci hikmette tesettür kadın noktayı nazarından fıtridir. O ne yaz hocam? Fıtratı... Birinci. Şu yazıyor başta. Ha, birinci. Kadının fıtratı buymuş. 7-8 tane madde var. Kadın nazikmiş, zayıfmış, işte çirkinmiş, ihtiyarmış, kıskançmış, seri tesirmiş, çabuk etkileniyormuş, bir de korkakmış. Şimdi bunların birkaç tanesinin üzerinde duralım. Şimdi nazik ve zayıf. Kadın nazik ve zayıfmış. Hem kendilerini himaye edecek, hem çocuklarını himaye edecek bir erkeğe muhtaç. Şimdi Hüsnü Hazretleri en serseri bir genç dayı, bir insan dayı hanımını dindar görmek istiyor. Tesettürsüz olunca adam artık bozulmadıysa, fıtratı şey olmadıysa adam kadını istiskale maruz bırakabilir. Ondan sonra kadından nefret edebilir, onu sevmeyebilir. Kadın tesettürle beraber o erkeğini gücendirmiyor, kıskandırmıyor yani. Çünkü erkek onu öyle görmek istiyor, serseri dahi olsa diyor. Kadın nazik ve zayıf, kendisi kendini idame edemiyor, değil mi? Çocuklarını tek başına şey yapamayacak, erkeğe muhtaç. Nazik ve zayıf olduğundan başka bir, yani kendisini ve yavrularını himaye edecek bir erkeğe muhtaç. Erkek de onu öyle görmek istiyor. O da tesettürsüzlüğe girince bu sefer adam nefret ediyor. İstiskale maruz kalıyor onun tarafından. İki, çirk. Üçüncüsü çirkin. Şimdi kadının çirkin olduğu nereden belli? Yüzüne boya yapıyor, makyaj yapıyor. Bir de estetik ameliyatı yaptırıyor. Mesela estetik ameliyatı ne kadar kim yaptırmış? İnternetten baktığın zaman %75-80 kadın yaptırıyor. Peki niye kadın yaptırıyor? Çünkü kadın çirkin yani. Çirkin olduğundan dolayı Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir diyor üstad yani. Çirkin çünkü boya yapıyor. Madem güzelsin niye boya yapıyorsun? 10 adetten 6-7 kadın çirkinmiş yani. Ancak 2-3 tane hem güzel olacak, hem genç olacak, hem bir kusuru olmayacak da... Yapmayacak. Evet. Boya ihtiyaç duymayacak. Kıskanç, mesela kadının kıskanç olduğu nereden belli? Bu gelin kaynana münasebetlerinden belli. Mesela bir tane gelin, bir tane kaynana geçinen var mı? Duydunuz mu abi siz hiç? Duymadım. Ben de duymadım. Oysa ikisi de kadın ha? İkisi de kadın. Ama baba oğul anlaşıyorlar.
Şimdi şöyle bir şey var. Kadının tesettürsüzlüğü erkekten ziyade kadını bozuyor abi. Çünkü açık saçık kadın, tesettürsüz kadın erkekteki hevesat-ı nefsaneyi harekete geçiriyor. Bir hissiyatını harekete geçiriyor. Erkek lezzetini takip eder. Ama kadın ise hasedini tahrik ediyor. Gıptasını tahrik ediyor. Enaniyetini tahrik ediyor. Kıskançlığını tahrik ediyor. Kıyas edilmek hiç istemez. Tabii, hiçbir tabii. Kadın kıyas. Eğer ikisi kapalı olursa kıyas olmaz. Ki hem kendisi etmez hem biz etmeyiz. Hangisi mesela erkek, iki tane kapalı kadın. Nasıl kıyas edeceksin? İkisi de açık. Erkek kıyas eder. Peki 6-7'si çirkin. Kıyas edilmek istemez. Otomatik olarak açık saçıklık erkeği bir vuruyorsa 9-10'u vuruyor. Kadını daha fazla vuruyor. Yani, yok 7 vuruyor. Daha fazla vuruyor. Ben evet hesap ettim. Erkeğe bir vuruyorsa bazı kitaplarda 9, bazı kitaplarda 7 vurur. Çünkü kıyas oluyor. Evet. Kıyas olunca mesela bak kıskançlık da kıskançlık öyle berbat bir şey ki ona ait ben bir şey anlatayım da pek hemen geçeceğim. Talebe hocasını kıskanıyor. Yani çok seviyor. Yani başkası bunu sevmesini istemiyor. Olmuş ha. Sırf hocasını başkası sevmesin diye o aşık olduğu, çok sevdiği hocasını zehirleyip öldürüyor. Kimse benden başka sevmesin diye. Mesela ben şu anda yaşayan hanımlardan hanım hocasını başkası niye bunu benim ablamı seviyor diye kafayı oynatanı biliyorum. Allah'a fekber. Ben bu biliyorum. İşte Celaleddin Suyuti'yi öldürdüler ya abi. Ya Celaleddin Suyuti'yi şey yaptılar. Alimler öldürdü. Yani. Alimler öldürdü. Şimdi haset hadiste geçiyor. Çok kötü bir şey yani. Onda biri insanlığa gelmiş. Ha. Hasedin. Onda 9'u alimlere dağıtılmış. Bilgiye tam. Bak mesela ben şu anda yaşayanı ve kısmen de alakadar olmuştum. Kadın ablasını beni kıskanıyor. Benden başka kimse sevmesin bunu diye. O hadde geliyor ki kafayı unutmuş. Şu anda akıl hastası muamelesi görüyor. Fıtratı bu. Kadının fıtratı bu. Mesela seriüt tesir, çabuk etkileniyor. Özellikle kadın için iki şey zararlıdır. Çok bir de söyleyeyim, özür dilerim. Buyurun abi. Bir kadın beni çok seviyormuş, yani dersten dolayı. Bak şimdi. Şimdi fakat beni başkası sevmesini istemiyor. Ne oyun yapmış biliyor musun? Bazılarını benim kusurlarımı ona nakletmiş, sen bunu ona söyle. Ta ki o bana söyleyince ben ona kızacağım, ben ona kızınca aramız açılacak, o beni sevmeyecek, ben sevmeyecek. Dolayısıyla sevgi benim tek kalsın. Bu yolu takip etmiş ve tespit etti. Sana bunları şu dedim, şu yapmasaydı abi ben şu ahlakı sevim. Sen beni bilmezdin, sen beni ilk defa... Sen benim böyle ahlakımı nereden ya abi falanca mı sana söyledi benim? Nereden bildin abi dedi. Evet o söyledi, Hasan abini şöyle. Sen ben tabii İşte bu kadın da. Evet. Şimdi kadın seriüt tesir, çabuk etkileniyor. Kadını bozan iki şeydir. Risale'de de geçiyor bu. İki şey. Bir, yabancı erkeklerin bakışına maruz kalma. Üstad burada söylüyor. Ben hepsini okumuyorum. Özetlemek için yani vaktimiz şey olmuş. Maddeden tecrübe edilmiş, semlendiren pis nazarlar diyor. Bu ilmi olarak tespit edilmiş. İlmi olarak. Bu işin uzmanları hem ehli iman hem olmayan bunları tahkik etmişler yani, araştırmışlar. Mesela Müslüman kadınlarıyla tesettüre girmeyen yabancı kadınların fotoğraflarını karşılaştırmışlar. Klinik olarak incelemişler bunu abi. Yani neden Müslüman kadınları bu kadar yıpranmamış, özellikle cildi? O kadınlar böyle çökmüş, bitmiş yani. Yani 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 10 yaşında, 40 yaşında. Özellikle yani kadın tesettüre girme yaşı var ya abi fıtri. 7 yaşından sonra diyelim ki farz oluyor. Normalde buluğ çağına girince farz oluyor değil mi? Evet. Diyelim ki 12 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında farz oldu. 10 yaşından sonra 10 yaşına kadar ve 10 yaşından sonraki o süreci takip etmişler yani sürekli. 15 yaşına kadar, 20 yaşına kadar, 30 yaşına kadar hem yabancı kadınları hem Müslüman kadınları takip etmişler. Onlardaki değişikliklerle onlardaki değişiklikler aynı değil. Peki neden? Bu çarşaftan, tesettürden dolayı yani.
Evet, kesinlikle gözüküyor. Küçük tesettüre girmiş bir çocuk, evet. Kız çocuğu. Ben yurt dışına imamlık yaptığım için Diyanet'in camisinde, yazın okutuyorsun, bilmiyorum ne yapıyorsun. Küçüklükten beri tesettüre girmişse, inan Allah şahit, hiç girmemiş, çocuk daha buluçağına gelmemiş. Daha şey girmemiş ama suratında meymenet yok. Çocuk masum olduğu halde. Bu neden? Seriüt teyze çabuk etkileniyor. Kadını bozan bir şey, yabancı kimselerin özellikle buluğ çağına girdikten sonra bakışına maruz kalmak. Bir kadın için en kötü o. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela şey var, emirde, fıkıhta da var. Adli vakalarda kadından iki şahit isteniyor, adli vakalarda. Niye kadından iki şahit istiyor? Yani Cenab-ı Hak hikmeten diyor ki kadına, senin böyle vurmalı, kırmalı, nefretli, kinli, gayzlı ortamlarda senin işin yok. Buralara gelme. Kadına zorluk çıkarıyor yani abi. Çünkü kadın seri tesir olduğundan dolayı öyle kalabalık ortamlarda ister istemez etkilenecektir yani. Bir kadın için en kötü şey başka yabancı birinin bakışına maruz kalma. Birincisi bu. O yüzden zorlaştırılmış yani adli vakalarda iki şahit istenmiş. Gelme demiş buralara yani. İkincisi ne? İkincisi de müsbet manada İslamiyet yolunda kullanamadığı kadar kadının zengin olmasıdır abi. Kadının parayla, pulla, malla, mülkle bir şeyi yoktur. Fıtratının hiçbir alakası yoktur. O yüzden mirasta, bu 11. mektupta da var, 25. sözde de var. Mirasta ikide bir hisse verilmiş yani kıza. Çünkü onun fıtratının şeyle bir işi yok yani hikmeten, parayla şeyle. Kadının fıtratının neye ihtiyacı var? Bak, bu şey var mı? Kastamonu'nun alakası. Alakası seyyeden sayılmış zaten. Kadının fıtratının 4 şeye ihtiyacı var. Kastamonu 120... Ay çabuk. Kastamonu 124. Yok. O 4 şey nedir? İltifatı merhameti rahman, nuru teselli, nokta istinat, nokta istimdat. Bir kadının neye ihtiyacı var? Bu 124'te geçmiş. Sayfa 124 Kastamonu. Herkesten ziyade kadınların fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu şefkatlerane bir nuru teselli. İki, kadının neye ihtiyacı var fıtratının? Yani şunun neye ihtiyacı var bu fıtrattaki bir kadının? Bir, nuru teselli. İki, iltifatı merhameti rahman. Üç, nokta istinat. Dört, nokta istinat. Bir kadının bu 4 şeye ihtiyacı var. Para, mal, mülk onun bu fıtratını bozuyor. Peki ne yapacak diyelim kadın fıtri olarak zengin, aileden gelen öyle bir şey var. İslamiyet'te kullanacak yani o parasını. İslamiyet yolunda kullanırsa o zaman orada müsbete çevirmiş, kanalize etmiş oluyor yani. Kadın korkak, seriüt tesir çok etkileniyor. İki şey dedik. Bir, yabancı birisinin bakışına maruz kalmak maddeden tecrübe edilmiş. İki de çok zengin olması. İslamiyet'te kullanamadı. Mesela düşünelim bir kadının çok parası ne yapacak onu? Yani fıtratının dışına sevk edecek, sefahate gidecek yani. Ancak kullanabilirse yani. Örnek, İslam alemleri Hazreti Hatice'ye örnek vermiş. Tarihte de bu manada var. Birkaç tane daha var yani. Yalnız abi üçüncü maddeyi bu kadınlar hoşuna gitmeyecek abi. Çirkin dedin ya. Hiçbir kadın abi, demeyecek yani ben çirkinim diye. Şimdi korkak, kadın korkak. Bu kadının fıtratını bu açık saçıklık, tesettürsüzlük bozuyor ya. Normalde kadın bir erkeği gördü mü sakınır yani, korkar yani. Şimdi ben demin onu söyleyecektim. Bu seri teessür var ya abi. Ben bunu mesela vergi dairesinde bizzat müşahede ettim. Bu semlendiren pis nazarlar var ya abi. Şimdi postanede gişede duran kadınlar var. Bir de bankada duran kadınlar var. Bir de vergi dairesinde gişede duran kadınlar var. Şimdi istersen bir havale için gidiyorsun. Bir böyle elektrik su faturası yatırmak için gidiyor. İster istemez gidiyorsun. Sistem öyle seni oraya itiyor yani. Şimdi araba park cezası gelmiş 80 lira abi. Gittim şimdi vergi dairesine. O vergi dairesinde o kuyrukta olanların hepsi bağırıp çağırıyor. Nefret, kin, gayz, öfke hep cezayı veriyorlar ya abi. Ceza parası. Ceza parası veriyorlar orada. Hep böyle ya HGS'den kaçış cezası ya işte vergi şeyi ya böyle hep ceza için gelmişler. Şimdi oradaki kadının görünüşüyle suratıyla postandaki bir değildi abi.
Bütün nefret çöpleri ona mı atıyorlar? Bütün nefret, kin, gaz o kadına gitti. Gidiyor. Orada 2-3 tane kadın var. Ona mı atıyorlar? O ona gidiyor yani. Suratına. Şimdi hepsi söyleniyor ya abi orada. Hakaret ediyor yani. O da eve mi taşıyor onu? Bak bak. Yok. Yani maddeden tecrübe edilen semli nazar diyor ya. Suratı bak ne hale gelmiş diyor. Mesela Allah kahretsin bana bu vergiyi yazdın. Al. Al haram olsun böyle. Dediği anda ya ben de onun öyle. Nefreti nereye gidecek adamın? O adam bir şeye duranmış. O kadın mecbur mu atar? Beyefendi falan deyince çat diye yüz ayna ya. Tamam. Ama çok tuhaftır. Ona girmiyorum pek. Yüz bakanı hapseder. Ayna gibi kaybolmaz. Aynaya bakarsınız, çekilirsiniz kaybolmaz. Yüz kim bakar? Erkek dayı olsa. Yüz bakanı hapseder. Dedim, ama kadın çok güzel gösterir. Ya dedim benim burada ne işim? Ben kitabı okumam lazım. Şimdi okumam gerekiyordu. Meğerse bu, onu tespit etmek için abi ya. Ben öyle kendi noktayı nazarında. Yani o kalabalıkta, o nefrette, o kinde. Herkes böyle şey yapıyor. Oradaki gişedeki o 2-3 tane kadına gidiyor. Ondan sonra da yani o kadınları görsen 6 ay işin ters gider abi. Görmeyelim. Kalkamadım. Yok yok. 6 ay işin ters gider ya. O kadar bozuk yani. Dersin ki ya bu Allah bu mahluku niye yaratmış dersin. Bir ton da şey sürmüş suratına yani. Noterdekiler de öyle ya. Yani yaptığı işe göre insanın mizacı mütesir oluyor ya. Şimdi korkak, şimdi kadının fıtratında korkaklık var. Yabancı bir erkeği görünce korkar ya. Şu andaki sistem bu kadının korkaklığını bozuyor. Şu anda kadın erkek, yani kız erkek okulda beraber aynı sınıfta oluyorlar ya Hasan abi. Hı. Aynı sınıfta olduğu için kadının korkaklığı kırılıyor. Erkekle aynı durum, aynı sırada oturuyorlar. Aynı sınıfta, aynı mekanda oluyor ya. Bu sefer kadında fıtri olan o korkaklık, o seri tesir zamanla tahrif ediyor, ediliyor. O kadının edebi ve hayası gidiyor. Özellikle lise okuyan, üniversite okuyan kızlarda bu böyledir. Edebi ve hayası azalıyor. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Kendini muhafaza eder, bir şeyler ama ekseriyeti mutlaka itibariyle bu böyle yani. Bu böyledir. Kadının edebi ve hayası niye azalıyor kızların? Erkek de aynı yerde bulunduğu için. Erkeği gördüğümde korkması lazım. Korkmuyor. Eski hani televizyon yeni çıkmış ya, kadın görünce peçesini kapatmış, diğer odaya gitmiş yani. O korkaklığın da, şimdi toparlayalım. Birinci hikmette, kadının fıtratı noktayı nazarından, Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Kadının fıtratı noktayı nazarından, Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Soru sormak isteyen varsa sorabilir bununla alakalı. Noktayı nazarlar var da şimdi ikinciye geçiyorum ben. İkinci nüktede ne anlatılmış? Şuraya yazayım ben. Seni. Şimdi ikinci noktada da kadın erkek, karı koca münasebeti. Münasebeti anlatılmış. Şimdi burada da nazara verilen bir iki tane madde var. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikayı hayat değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayattır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikayı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarıyla başkasının nazarını kendi meyasine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin kocası sırrı imana binaen onunla alakası hayat-ı dünyevi münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebedede dahi bir refikayı hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbet taşıyor. Elbette ona mukabil o kadın kendi mehasilini, yani bütün güzelliklerini erkeğinin onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi mukteza insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder diyor. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in bu tesettür emri, bu çarşaf emri,
kadın erkek, karı koca münasebeti noktasından fıtri. Çünkü karı koca, kadın ve erkek yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından izdivaç yapmıyorlar. Peki ne için yapıyorlarmış? Hayat-ı ebedide dahi bir refikayı hayattır. Madem hayat-ı ebedide dahi kocasına refikayı hayattır, yani hayat arkadaşıdır, sadece dünyevi değilmiş, ebedi hayatta da berabermiş, ebedi olarak beraber olacakları için o kadın kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendisine celbetmemek, celbederse onu daraltıyor ve kıskandırıyor. Bu sefer ebedi olan o birliktelik bitebiliyor yani. Madem mümin olan kocası sırrı imana binen, sırrı iman dediği hanımını ebedi olarak almış. Sadece burada söyledi, hayat-ı dünyaya münhasır, yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus bir muhabbet değil. Sırrı iman dediği bu. Yani adam onu ebedi olarak almış yani. Sadece dünyevi o cesedi ihtiyaçlar için değil. Sırrı iman dediği o. Şimdi böyle olunca o erkek o kadına çok ciddi hürmet ediyor. Çok ciddi muhabbet taşıyor. Genç olsun diyor. Güzel olsun. Yani 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 70-80 yaşında ebedi olarak aldığı için ona aynı ciddi hürmet ve muhabbeti ediyor. Fakat tesettürsüzlükle o kadın başkasının nazarını kendine celbedeceğinden dolayı adamın o ciddi muhabbet ve hürmeti kırılıyor. Şimdi adam ciddi muhabbet ve hürmet ettiği için üstad diyor, o kadın da bütün güzelliklerini kocasının nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktaza insaniyettir. O zaman kadın tesettürsüzlüğe girerse şu ifadeye göre insaniyetten düşmüş oluyor abi. Hani fıtrat demiştik ya, fıtrat neydi? Sistemin içine konulan özellik değil mi? Hilkatin içinde konulan özellik. Şimdi portakalın kabuğunu çıkardın, patatesi soydun. Peki içindeki o öyle kalır mı? Bozuluyor. Portakallıktan, patates olmaktan çıkıyor. Şimdi kadın da tesettürü fıtriydi değil mi? Fıtratı iktiza ediyordu. Yazdaki 7 tane madde vardı. O zaman onu çıkarınca özelliğini kaybediyor. İnsaniyetten düşüyor o zaman. Kadının bütün güzelliklerini kocasına hasretmesi, yabancı erkeklerin nazarını celbetmemesi insaniyetin gereğiymiş. Çünkü niye? Adam seni ebedi olarak almış, sana ebedi olarak muhabbet ediyor. Her yaşta ciddi hürmet ediyor, ciddi muhabbet ediyor. E sen ne yapacaksın? Sen de git bütün güzelliklerini başkasına göster. Öyle olmaz yani. Ne yapacak? Erkeğini tahsis edecek diyor. Peki şimdi diyelim ki aşağıda ona geliyor mevzu. Mesela kadın çok takva, erkek o kadar değil. Veya da erkek takvalı, dindar, kadın o kadar değil. Peki bu durumda ne yapacaklar? Üstad diyor ki, hangisi kemaldeyse birbirini taklit edecek yani. İşte bahtiyar o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşını kaybetmeyeyim diye takvaya giriyor. Bahtiyar o erkektir ki salih kadınını, değil mi, kaybetmemek için mütedeyyin oluyor, onu taklit ediyor yani. İkisi birbirini, hangisi kemaldeyse ikisi birbirini taklit edecek. Bu ikinci de kadın erkek karı koca münasebeti noktasından anlatılmış tesettürün bu fıtrılığı. Yani kadın erkek karı koca münasebetinden Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Çünkü hiçbir erkek hanımını öyle görmek istemez. Şimdi sual, bu makamda bir sual geldi. Şimdi erkeklere cennette huri veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Risale'de izah edilmiş. Peki kadınlara ne veriliyor? Çünkü erkekte şiddetli var. Hanımını tesettürlü görmek ister. Çünkü erkek de kıskançtır. Başkasının nazarına ona dikkat edilmesini istemez. Hatta üstad ileriki sayfada söylüyor. Avrupa'da düello oluyormuş böyle. Yani birisinin sen hanımına baktın, o da gördü. Bu onu düelloya davet etmekmiş Hasan abi. Düello da hani Rus ruleti diyorlar ya, adam bir tane mermi koyuyor, şeyi çekiyor böyle kafasına koyuyor. Ya sen onu, sana gelecek ya ona gelecek. Bakarsan buymuş yani. Düello demek buymuş. Yani birinin baktın, adam da tespit etti.
Böyle diyor üstad, orada ahlak bir derece muhafaza ediliyormuş. Eğer bir erkek kadınını ne kadar sefih dahi olsa şeyli görmek ister. Fakat bazı sefihler var, araştırmıştım, kendi merak etmiştim. Evet. Erkek kadının hakikaten çıplak olmasını istiyor. Niye böyle oluyor diye. Meğer o insan değilmiş. Onun hadisi şerifte domuz olarak tarif ediyor. Bu cennete giremez diyor o. O gene. La etulü cennete illa deyiz. O cennete giremiyor. Ne kadar sefih olsa imanının iktizası, o kıskanır. Eğer hiç kıskanmıyorsa imanı yok. Şimdi erkekte bu çok şiddetli. Cennete giremez. Kinder görmek istiyor ya. Şimdi olduğundan dolayı bu şey Cenab-ı Hak fıtratı bildiği için erkeğe huri vaat etmiş yani. Kadına hiç bir şey vaat etmemiş yani. Neden? Şimdi 100 tane erkeğe soralım. Ne istersin sen? Hemen hemen istisnasız 90'ın yukarısı, belki 95-96 huri ister. Söyler yani bu tarz manada birini istediğini. Zaten hadiste geçiyor. Bir erkek için değil mi? Dünyada en büyük nimet salih bir kadındır diyor yani. Peki kadınlara niye bir şey yapalım? Çünkü kadının hissiyatı belli değil. Ne isteyeceği belli değil yani. Çünkü hissiyatları değişik ya. Bir vakti bir vaktini tutmuyor. Kimisi der ki ya ben annemin yanında el işi örmek istiyorum. Kimisi der ki ben teyzemi çok seviyorum. Kimisi halamı diyorum. Yani nadirattandır o manada bir erkeği isteyecek olan yani. Yani şunu demek mi istiyorsun? Erkeğe burada sorsan nuru ister. Kadına ne sorsan belli değil, cennete gideyim orada ne isteyeceğim orada belli değil. Orada ayar yok yani o noktada. Ha, hissiyatı mutlak ve muhit olduğunda muayyenleşmiyor, evet. Ona vaat edilmiyor. Ama erkeğin muayyen. Evet. Yani o kadın orada erkek de isteyebilir, böyle ehli iman manasında başka bir şey de isteyebilir. Ki dünyada da bunun şey var, belli değil yani. Ama erkek için öyle. Serseri dahi olsa diyor üstad yani. Hı. Ayette kılman vereceği söyleniyor onlara. Mesela onu dedi. Şimdi şöyle de şey var. Bir tane bu Murat'ın şeyi tespiti. Bir de bizim şöyle bir şey vardı. Erkeğe huri şey yapılmış. Kadına niçin yapılmamış? Bu sefer erkek daha şanslı değil mi? Evet. Sorusu sorulmuştu. Daha şanslı değil mi? Onu şöyle bir şey yaptı. Çok ilginç benimle. Mesela dünyadan gidecek olan hanımlar bu bahsedilen hurilerden daha güzel olacak. Dünyadan giden hanımlar. Ondan sonra zihninizi toparlayın böyle. Evet, dinliyoruz abi. Huri anlatılmış değil mi? Bu kadar acayip. İşte tükürüğü gelse bütün acı sular tatlılaşır. Saçının bir kılı gelse kainat nurdan gark olur, kör olur. Gözden görmez. Bu hurinin güzelliği. Evet. Dünyadan giden hanımlar bunlardan daha güzel olacakmış. Kaliteye bakın şimdi. Onun hakkında dünyada giden Müslüman kadına bir şey denemiyor. Güzelliği. Çünkü daha düşüğü anlatılmış. Huri anlatılmış. Huriden daha güzel olacak. Evet. Peki bu kadından daha güzel olacak Müslüman giden erkekler. Çünkü bu adalet şudur. Dünyada kadın sevilendir, erkek sevendir. Ahirette ise kadın sevendir, erkek sevilendir. Kimdir o ya, ikide bir bakıp bir manayı bozuyorsunuz ya? Yok yok. Çıksın hadi dışarı. Arkadaş kimsin? Yok, geliyor ya dışarı. Geliyor. Niye öyle dağıtıyorsun? Sen kim gelirse gelsin otursun da kuşatmayın. Şimdi en zirve güzel kim? Erkek. Aşağı in. İkinci güzellik yukarıdan aşağı kim? Kadın. Dünyadan giden kadın. Müslüman kadın. Bu cennetteki en çirkin kim? Huri. Şimdi kadına, o Müslüman kadına gidene ne verilecek? Kendisinden daha güzel olan erkek verilecek. Kendisinden daha güzel. Erkeğe ne verilecek? Kendisinden daha çirkin olan huri ve kadın verilecek. Gene kadın burada şanslı. Evet. Yani bak ne yaptı? Şimdi kadına kendisinden daha güzel bir erkek verilecek mi? Erkeğe ise huri verilecek ama çok aşağıda. Bu sefer bu aşağısını kapatsın diye dünyevi hanımlar da o açığını kapatacak. Nasıl ki mirasta 3'te 1, 3'te 2. Erkeğe 3'te 2 veriyor ama nafakayı kadını ve çocuğun geçimini erkeğe yüklemiş. 3'te 1 nafaka kendisine, 3'te 1 karısına ve çocuğuna. Kadın nafaka olmadığı için 3'te 1 ona vermiş, sana bu yeter diyor. O zaman aynı bunun gibi
erkeğe kendisinden çirkin kadın veriliyor. O boşluğu kapatmak için huri ek yapılıyor. Kadına ise başka gerek yok. Niye? Kendisinden daha güzel veriliyor. Yani kaderisi yok onun. Bir de tasavvur ettiği erkeğinde, yani erkeğinde tasavvur ettiği bütün suretleri görecekmiş diye bir şey de varmış galiba. Evet. Şimdi bu var. Kur'an-ı Hakim'in bu tesettür, bu çarşaf emri fıtridir. Neden? Karı koca münasebeti noktasından bunun ispatını yaptı. Hikmeten Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Neden? Çünkü hiçbir erkek hanımını açık görmek istemiyor. Hanım da bu manada yabancı bakışlara kendi meyasını celbetmeyecek, kocasını darıtmayacak. Bütün güzelliklerini, bütün nazarını, bütün muhabbetini eşine tahsis edecek. Çünkü eşi öyle yapıyormuş yani. Sırrı imana binendir. Sırrı iman de diyor. Her yaşta ebedi olarak aldığı için ciddi muhabbet ve hürmet ediyor. Bundan dolayı tesettürsüzlük olunca o ciddi hürmeti, muhabbeti kırılıyor. Bu sefer şey oluyor. Yani problemler çıkıyor yani aile arasında. Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Bu iki. İki. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de bir ailenin saadeti hayatiyesi, koca karı muhabbetinde bir emniyet mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Bu üçüncü, şunu yazayım ben. Şimdi bir aile nasıl devam eder? Saadeti hayatiyesi. Bu üçüncü nokta aile noktasından anlatılmış. Kur'an-ı Hakim'in tesettür emrinin fıtriliği. Üstad üç tane saydı. Emniyeti mütekabile, samimi hürmet, samimi muhabbet. Bir aile nasıl devam eder? Bu üçüyle devam eder. Yani birbirine mukabil olarak emniyet edecekler, samimi hürmet edecekler, samimi muhabbet edecekler. Bir ailenin saadeti hayatisi böyle olur. Eğer bunlar kırılınca belki ceseden devam edebilirler. Ama hürmet yok, muhabbet yok, birbirine güven yok. O zaman aldatmak oluyor. Emniyet yok. Emniyet yok, şey yok. Bunları birleştirdiğimiz zaman, yani nazım yapalım. Birbirine emniyet eden, mukabil gelen, samimi hürmet eder, samimi muhabbet eder. Birbirine mukabil gelmeyen, güvenmeyen, samimi hürmet etmez, samimi muhabbet etmez. Birbirine bağladığı zaman. Samimi muhabbet eden, samimi hürmet eder, mukabil emniyet olur. Samimi muhabbet etmeyen, samimi hürmet etmez, emniyet etmez. Mukabil gelmez yani. Bir ailenin saadeti hayatiyesi bu üçüyle oluyormuş. Şimdi bu üçünü ne kırar? Onu söylüyor şimdi. Nasıl bozulur yani bir ailenin saadeti hayatiyesi? Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Mütekabil, hürmet ve muhabbeti kırar. Yani bir aileyi ne bozuyormuş saadeti hayatiyesini? Tesettürsüzlük ve açık saçıklık. Şimdi buradaki metinde tesettürsüzlük kadına bakıyor, açık saçıklık erkeğe bakıyor. Şimdi onu söyleyecek. Çünkü neden tesettürsüzlük ve açık saçıklık aileyi bozuyor? Şunları kırıyor. Çünkü açık saçıklık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye 9'u kocasından daha iyisini görür. Kadın tesettürsüz oldu. 10 kadından 9'u. Şuraya yazayım, dur. 10 kadından 9'u kocasından daha iyisini görüyor. Daha iyisini görüyor. Bir tanesi kocasına kanaat ediyor. Bir kadın. Şimdi sordular, bu kadının özelliği ne? Kocasına kanaat eden kadının özelliği şu abi. Ona güveniyor, samimi hürmeti var, samimi muhabbeti var. Kocasına kanaat eden kadının özelliği 10 kadından 9'u kocasından daha iyisini görüyor diyor üstad. Bir tanesi kanaat ediyor. O kanaat edenin özelliği ne? Metine baktığımız zaman, yani metindeki cevabı ne bu? Hürmet ediyor, muhabbet ediyor, emniyeti mütekabile var. Şimdi bir de diyor ki 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. 20 tane de erkek var. 20 tane erkek. 19 tanesi daha iyisini görüyor. Bir tanesi kanaat ediyor. Hanımına kanaat ediyor. O kanaat eden özelliği ne? İkinci nüktede de geçmişti. Sırrı iman. Sırrı iman ne?
ebedi refikayı hayat olarak almış onu. Her yaşta üstad dedi, ciddi muhabbeti var, hürmeti var. Yani ciddi hürmeti var, muhabbeti var, ona güveniyor. O bir tane erkeğin özelliği de oymuş. Sırrı iman. Sırrı iman. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık buna sebebiyet veriyormuş. Yani erkekler ve kadınlar daha iyisini, daha güzelini görüyormuş. Tesettürsüzlük. Kadın noktasından açık saçıklık erkek. Mesela kadın çarşaflı, tesettürü var. Erkek dışarıda açık saçıklığa maruz kalıyor değil mi? Yani tesettürsüzlük kadına bakıyor, açık saçıklık. Kadın diyelim ki çarşaflı, hakikaten dikkat ediyor, takvalı. Mesela adam dışarıda açık saçık gördüğü zaman otomatikmen nefis evdekiyle dışarıdakini kıyas ediyor. Daha iyisini görebiliyor. Bu açık saçıklık tabii erkeğe mi kullanılmış? Yani birinci derecede ona bakıyor yani baktığımız zaman. Çünkü kadın diyelim ki çarşaflı ya, tesettürlü. Ama gene bakıyorsun zaten... ki ailede saadeti hayatiye yok gene. Yapıyorum. Peki neden? Adamın maruz kalmış olduğu o dışarıdaki vaziyetten yani. Az önce de dedin ya, yani erkeğe 9 vuruyorsa kendine 1 vuruyor. Evet. O vakit yani eve taşıyor biliyor musunuz onu? Evet. Sokakta gördü böyle çeşit çeşit, eve geliyor bakıyor ki hurda haş gibi görüyor. Yani hanımı evde dikkat etmiyor, şey yapmıyor. Yani bir bakıyor yani ev kavgaları ama çaktırmıyor yani bahaneci kavga geldi mahkeme duvarı gibi ol bağırıyor çağırıyor ne bileyim evde falan. Yani hiçbir sebep yok kavganın bir sebebi belki de onun da şuuru yok adamın. Geliyor dışarıdakilerle bunu kıyas ediyor. Evde şey hurda kar. Perte çıktı araba karza geçirmiş. Bu sefer şuursuz olarak her şeye karşı her şeyden gücenmek, her şeye bağırıp çağırmak istiyor. Çünkü korkunç bir enerji boşluğuna düştü. Evet. Çalışmalar deyip karışık olduğu için Hasan abi hep sanki ondan biri gibi muhabbetler oluyor ya bir şeyler. Arkadaş gibi olmuş. Eve gidince öyle şey göremeyince o zaman... Aileyi bozan ne? Ailedeki o birbirine güvenmeyi, hürmeti, samimi hürmeti, muhabbeti kıran ne? Tesettürsüz bir açık saçıklıymış. Açık saçıklıkmış. Kadını ve erkeği etkiliyormuş. Şimdi tesettürsüzlük ve açık saçıklık. Kadını ve erkeği etkilediği için o hürmet, muhabbet ve emniyet mütekabiliği kırdığı için bu üç his gitmekle beraber gayet çirkin ve alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki insan hemşire müsüllü mahremlerine karşı fıtraten şehevani hiç taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı isas ettiği cihetle nefsi şehvani temayülü kırar. Fakat bacaklar gibi şeran mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Neden? Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayesiyle müsavi eşittir. Mahremiyeti haber verecek bir alameti farikası olmadığından hayvani bir nazarı hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sükût insaniyettir. Şimdi tesettürsüzlük ve açık saçıklık şu üçünü kırınca bu sefer alçakça bir his uyanıyormuş. Şöyle ki insan hemşire müsüllü mahremlerine karşı şehvani hissi yok. Yani insanın kız kardeşine, ablasına, annesine karşı hevesatın efsanesi tahrik olmuyor. Peki neden tahrik olmuyormuş? Çünkü mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği için. Yani sürekli yüzünü gördüğü için, simaları nazarına çarptığı için ne yapıyormuş? Onun sürekli şefkatini ve muhabbeti meşruasını aktif ediyormuş. Fakat bacaklar gibi şeran mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakınca süfli nefisler de alçakça bir his uyanıyormuş. Neden? Çünkü simayı gösterecek alameti farika insanın nazarına gelmiyormuş. Gözüne çarpmıyormuş. Yani bir insanın mesela 100 tane böyle kadın fotoğrafı koyalım. Kardeşinin resmini koyalım. İşte annesinin resmini koyalım. Bu 100 tane resimden annesini, kızını, ablasını seçebilir mi? Seçebilir. Fakat bacaklarını koyalım böyle, bacaklarına bakalım. Bacaklarından kardeşini, annesini tespit edebilir mi? Tespit edemez. Şimdi şeran bacaklar yakınlarına da göstermesi caiz değil. Fakat tesettürsüzlük ve açık saçıklık
Böyle olunca bu sefer böyle alçakça bir his ortaya çıkıyormuş. Böyle bir nazar ise türleri ürpertecek bir sükut insani. Yani aileyi nasıl bozuyor, insanı nasıl bozuyor? Şimdi mesela geçen birisi göstermişti abi. Geçen Ramazan'da 20 tane böyle acayip adam, uygunsuz kıyafetleri böyle bozuk insan yürüyüş yapıyorlar. Yani biz istediğimiz gibi yaşarız, istediğimiz gibi özgürüz, şuyuz buyuz diye. Peki bu adamlar nereden çıktı? Yani bir temeli buna dayanıyor yani, aileye dayanıyor. Yani nasıl bozuldu o kadar adam? Üçüncü hikmette de Kur'an-ı Kerim'in bu tesettür emri, ailenin saadeti hayatiyesi noktasından, özellikle erkek ve çocukların bozulmaması noktasından fıtridir. Şeriatta 7 yaşına giren erkek ve çocuğun yatakları ayrılıyor. Değil mi abi? Evet. Odaları şeylere şeran ayrılıyor yani. Üçüncü de bu. Dördüncü de nesil ve toplum noktasından anlatılmış tesettürün fıtrı diye. Tesettürsüzlük nesli nasıl bozuyor? Toplumu nasıl bozuyor? Dördüncü hikmette de o anlatılmış abi. Nesil ve toplumu, tesettürsüzlük, açık saçıklık nasıl bozuyor? Sonunda da üç nükte var. Üç nüktede de işte birinci de şefkat dedik. İkinci de daire-i terbiye İslamiye'de kalmak. İkinci de, üçüncü de kadın bütün manevi lezzetini çocuğuyla masumane sohbette alacak. Bir de ameli salihte alacak yani. Son üç nüktede de nükte yani kadınlara bunu söyle. Evet, Cenab-ı Hak ihtar edildi diyor. Yazayım oraya da. Üstad diyor ki ihtar edildi. Ben ders vermeyecektim diyor. İhtar edildi diyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki sen üstad olsaydı bu zamanda kadınlara ne dersi verecekti? Bu üç tane dersi verecekti. Şimdi bu dördüncüyü yazayım ben. Dördüncü neydi? Dördüncü hikmet nesil ve toplum noktasından tesettürün fıtrılığını anlatılmış. Nesli nasıl bozuyor? Peygamberimiz demiş, çoğalın ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. Evet çoğalıyorsun ama bozuk geliyor. Peygamberimiz onunla övünmüyor ki. Dindar ehli imanla övünecek yani. Nesli nasıl bozuyor? İkinci de toplumu nasıl bozuyor? Burası sıcak memleket olduğu için Avrupa'yla kıyas ediyor. Bu toplum nasıl bozuluyor yani? Şimdi sonunda da üç nükte var demiştik. Bunları yazdık, bir daha yazalım. Şefkat. Kadın şefkatini nasıl kullanacak? Bak birinci derecede abi, kadının çocuğunu yetiştirmesi çok ehemmiyetli. Üstad diyor ki eğer bu şefkati yerinde kullanırsanız, çocuk yetişirse size hem dünyada saadet olur, hem ahirette saadet olur. Böyle bir latife yapmıştık da abi, yani bir kadın şefkatini yerinde kullanamıyor şu an, çocuğunu yetiştiremiyor. Mesela bir tane tavuk, 15 tane civcive bakıyor, yetiştiriyor. Bir tane kedi, 9 tane yavrusu var. Bir tane kadın bir çocuğa bakamıyor yani. Çok acayip. Çok korkunç. Şimdi kadın şefkatini yerinde kullanacak. Çocuğunu hafız mektebine alıp paşa mektebine vermeyecek. Yani sadece dünyevi ilimlere teşvik etmeyecek. İkisine beraber hem dünyaya teşvik edecek misal, hem ahirete teşvik edecek. Üstad annesini örnek veriyor. Annem bana iki şey yaptı diyor. Ben 80 bin zatlardan ders aldım ama gördüm ki en esaslı çekirdek hükmünde dersi validem verdi. Üstad iki tane saymış orada. Ders ve telkinat. Yani çocuk 6 yaşına kadar, 8 yaşına kadar, değil mi? Annesi ona hem ders yapacak hem telkinat yapacak. Şimdi bu telkinat demesi üstad manevi telkinat diyor. Manevi dersler. Hem tesettürüne riayet etmekle, hem böyle çocuğuna telkinat. Mesela Risale-i Nur'u biliyorsa, Risale'deki hakikatlere telkinat yapabilir. İşte oğlum, kızım, babanın sözünden çıkma, annenin sözünden çıkma, böyle telkinat yapabilir. Mesela ezan okunuyor. Kadın işi bırakacak, çocuğunu çağıracak, beraber ezanı dinleyecekler. Ondan sonra ezan bitecek, kadın biliyorsa niye ezanın okunduğunu çocuğuna söyleyecek. Çocuğuna duasını öğretecek, şeyini yapacak. Ezan duasını. Şimdi ezan bu mektubatta geçiyor abi. Ezan-ı Muhammed'i o ahalinin rububiyet-i ilahiye karşı külli bir ubudiyet ile mukabele etmesiymiş ezan.
Üstad öyle söylüyor. Tüfek atmak, top atmak bu manayı karşılamaz diyor yani. O şehir ahalisinin rububiyet-i ilahiyenin külli tecellisine karşı külli bir tevhid-i ubudiyet ile mukabil etmesiymiş. Tevhid-i ubudiyet. Okunması buymuş. Kadın çocuğuna ders yapacak, telkinat yapacak. Mesela şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor. Bir afat var, bir şey var. Kadın çocuğuna bunu anlatacak yani. Niye şimşek çakıyor? Oradaki hikmeti. Niye bu böyle oldu? Niye böyle oldu? Çocuğuna bunlar telkinat yapacak yani. Yani mana ismi, mana harfi telkinatı yapacak. Bir de temizliğine, çevre düzenine dikkat edecek. Ders ve telkinat dediği külliyatta nazara verilen bu yani. Şefkatini yerinde kullanacak. Çocuğunu sadece dünyaya yetiştirmeyecek. Eğer çocuğu öyle yetiştirirse ona hem dünyada fayda veriyormuş hem ahirette fayda veriyormuş. Şimdi çocuğunun şefkatini yanlış kullanırsa çocuk zaten ona hürmet etmeyecek diyor. Dünyada da cezasını görecek hem ahirette de çocuk senden daha vacı olacak diyor. Niye beni imanlı yetiştirmedin diye. Bu zamanda kadının üstad olsa kadınlara birinci dersi buydu. Çocuğunuzu istenilen manada yetiştirin. Yani bir çocuk yetiştirin yani. İkincide ne anlatılmış? Daire-i terbiye İslamiye'de kalmak. Terbiyeyi İslamiye'de kalmak. Bu da evliyse kadın kocasına itaat edecek. Kocasına itaat etmeksizin bir kadın maddi manevi seciyelerde inkişaf etmez yani. Diyelim ki kadın dindar, adam değil. İkisi birbirini şey yapacak. Kadın dindarsa, adam değilse sabredecek yani kadın. İtaat edecek yani. Çünkü maddi manevi seciyeler ya. Çünkü en kötü bir adam da diyelim. Gene adamsızlıktan iyidir yani. Çünkü niye? Kadının fıtratı bir adam istiyor yani. Kadının itaati kocasına farzdır. Bu şeyde geçiyor da abi. Fıkıhta geçiyor yani. İtaat edecek yani. Diyelim ki evlendi. Adam istediği gibi çıktı. Kadın şükredecek, hamd edecek. Ama istediği gibi çıkmadı. Ve o zaman sabredecek yani. Ancak daire-i terbiye-i İslamiye'de kalmak. Üstad sizi bozmaya çalışan komiteler var. Siz diyor daire-i terbiye-i İslamiye'de kalın. Üçüncüde de... Yani o sabır şudur. Soruyorlar da o sabır. Diyelim ki sabretmedi. Yani edemedim. Aylaksız bir adama düştüm. Yani despot vesaire. Tamam. O ona sabretmekte veya o evde geç sabredemiyorum sıkıntıyı. O sıkıntıyı ben merak ettim de sabredemiyorum. Evet. Koy kefeye diyorum, kefeye koyduk. Boşandıktan sonra başına gelecek sıkıntılara koy kefeye, hangisi daha kalitli? Evet. Böyle anlatmak ve biz de düşünürsek... Yani en kötü adam... Mesela diyor, boşandı, çocuklarını aldı. Bir tane kadını yeni şey yaptım da. Mesela sen dedim, ya bu dayanamıyorum hocam dedi falan almaya da. Kaç çocuğum var? İki tane çocuğum var. Tamam. Al A4'ü. Boşanırsam... Benim psikoloji, içsel dengem, ailevi ilişkilerimde ne sorun olacak? Yaz. Tamam. Boşanırsam çocukları babalı bu şekilde. Babasız büyütürsem çocuklara çıkacak fatura nedir? Onu da yaz. Şimdi boşanmasam yani çekeceğim sıkıntıyı yaz. Hangisi galipse öyle adım at. Evet. Şimdi yani kadının fıtratı Üstad da birinci ünlü vermiş yani kendini himaye edecek, erkeklerini himaye edecek birisine ihtiyacı var. Şimdi birisi sormuştu da bu konuyla alakalı kadının itaati gerekiyor diye. Mesela şimdi namazdayken erkek ellerini kaldırıyor. Değil mi? Kulak hizasına kadar kaldırıyorsun. Bunun manası ne? Yani ben hem maddi hem maneviyat yani iki cihandan geçip, Üstad da diyor bunu. İki cihandan geçip diyorsun ellerini arkaya atıyorsun. Ben senin huzuruna durdum. Kemerbestliği ubudiyet. Manasını ifade ediyor şu hareket yani. Şimdi neden kadın erkek gibi böyle kaldıramıyor da yarıya kaldırıyor yani? Çünkü bir kadın erkeğinin izni olmadan dünyayı terk edemez yani. Unutamaz abi. Çünkü mesela nafile oruç tuttu kadın. Erkeği dedi ki bozacak yani. Tutamaz yani. Evinden habersiz erkeğin bir şey veremez yani. Orada itaati gerekiyor yani. Çünkü Cenab-ı Hak ona o taksimatı yapmış yani. İşte burada kadının fıtratının hakkını vermesi böyle adeta kadından istenen o yani. Kadın yarıya kadar kaldırıyor ya işte şimdi.
Şimdi önünde imam var. Erkek kadından evet. imam olmaz. Erkek imam değil mi? Kadın erkeğin arkasında duruyunca iftida tekbiri yarı kaldırıyor. Evet. Yarısını da kocasına itaat tamamlıyor. Çok güzel. O abi. Zaman namazı tam oldu. Tam oldu evet. Çünkü abi böyle hadis var. Bir kadın hiçbir gerekçe yokken, sebep yokken kocasına eziyet etse, ona böyle yalan söylese, çağırdığı zaman gelmese Allah onun hiçbir amelini kabul etmez diyor. Çünkü fıtratının gereğini yapmıyor yani. Melekler sabaha kadar lanet ederdi. Lanet ederdi. Öyle bayağı bir şey ama var. Ama adam olacak ha. Adam olacak yani. Adama yani. Zaten ikinci nükte de o anlatılmış. Evet. Yani kadın takvalıysa. Ahlaksız bir adamsa. Evet. Şimdi kadının onu sakın kaybetme onu. Onsuz zikrettin mi? Adam adam değil. Evet. Ona mesela şere davet ediyor. O mevzumuz da değil ama ona şey yoktur. İcra Allah edilmez. Nedir? Yani. Ölçü şudur. Allah'a itaat olduğu yerde kula itaat yoktur. Allah'ın mubah ve meşru dediği emrine itaat edecek kadın. Evet. Bu fıkıh da bunu kullan oraya. Evet, yaz. Meşru ve mubah oldu bak. Şimdi meşru. Şer'i hukuk şöyle. Allah hukuku, peygamber. Şimdi bak çok enteresan bir şey yazacağım abi. Asıl imamı. Üstad. Anne. Anne baba. Şer'i hukuk bu değil mi? Evet. Şer'i hukuk bu. Şimdi diyelim ki bir kadın evlendi. Otomatikman buraya abi koca hukuku geliyor. Kocasını razı etmeyince Allah razı edemiyor abi. Çünkü Allah sana diyor yani onu razı etti. Evet. Ama koca koca olma. Yani işte şer'i manada... Ona mesela... oraya yaz o kocaya. O çık. Onu çıkmadan ama. Meşru. Meşru değil mi? Meşru ve altına yaz ikincisi. İkinci gece mubah altına meşru ve mubah. Mubah emirlerine. Mesela haddallah olmayacak yani emirlerine tamam mı? Mesela Allah böyle diyor, koca böyle diyor. Yani Allah diyor kadına, kocana böyle davranacaksın yani. Ama kocanın hangi kocaya? Allah diyor ki benim kanunlarımı icra eden kocaya. Evet. Kocaya itaat etmek bana itaat etmek gibidir. Niye? Çünkü benim emirlerimi sana söylüyor. Niye senin emirlerini sana söylüyor kadın? Çünkü kadın evindedir, koca gitmiş ders almış. Gitmiş ilim almış, medreseye gitmiş ders almış. Kadına diyecek ki kadın sen de ben de bak ders aldık. Böyle böyle Allah istiyor. Ya ben bilmiyordum. Koca itaat edecek. Evet. Çünkü kocaya bu ilim farz. Şey kadar. Evet. Yani Allah adına vazifeli makamında miktarı. Bunun böyle fıtratın hakkını versin. Erkekten fazla Cenab-ı Hak'la münasebete geçer. Kesin. Çünkü kadının fıtratı hissi ya. Mesela dediğim gibi ben çok ciddi bir tefekküratla aldığım bir mana ve feyzi, onda sistem hazır zaten. İtaatla alıyor yani. Çok acayip. Mesela biz çok kuvvetli bir tefekkürle alacağı bir feyzi üçtür. O basit bir kelime söylüyorsun, hayran içinde kalıyor, hayret içinde kalıyor. Sen de diyorsun Allah Allah ben ne dedim ya. İki kelime diyorsun, o hayretler alemine geçiyor. Yani birine bir şey desem belki erkekten fazla istifade ediyorlar yani. Tabii. Muhakkemat diyor ki abi, akıl görmezse de fıtrat gör diyor. Evet. Mesela dünyada her yerde kadın dini cemaatler daha fazladır. Şimdi üçüncüde de, şimdi kadın hani itaat edecek ya, genel manada evliyse onu nazara verdik. Şimdi hem çocukla uğraşacak, birincide üstad bunu nazara verdi. İkincide de adamla uğraşacak. Bu kadın diyebilir ya ben hiç mi lezzet almayacağım, zevk almayacağım. Hem çocukla uğraşayım hem adamla uğraşayım. Üstad diyor ki sizin çocuklarınızla, çocukla masumane sohbet etmek yüzer sinemadan daha lezzetlidir, zevklidir. İkincisi de amel-i salih. Sen bütün lezzetini, zevkini amel-i salihte alacaksın. Amel-i salih niçin biliyor musunuz? Terkleri yaptı ya, cemiyette bulunmadı, haram nazar yok, erkek gibi tarif olmuyor. Kadın la ilahe illallah 100 defa çekse adamın bir cüz Kur'an okumasından daha fazla istifade eder. Çünkü evet. Adam cemiyette tarif olmuş. Evet, çok güzel. Kadın evde tarif olmadığı için amel-i salih lezzettir. Ben ona ait ben kendimden misal vereyim. Allah inşallah kabul ederse hepimizi affetsin, beni de affetsin. Ben Kur'an-ı Sıbap diye okumuyorum. Ben enerji alıyorum ve lezzet alıyorum. Peki bazıları ben Kur'an okuyamıyorum, sıkılıyorum diyor. Ben lezzet alıyorum. Sebebi günahtan kaçma nispetinden ibadetler lezzete dönüşür. İbadet lezzettir.
bir insan namazından lezzet alamıyorsa günahı terk edemiyor. Demek kadını ikinci şey izah ediyorum. Amel-i salih nasıl lezzettir? Günahları terk ettiği için, günah olmadığı için amel-i salih o bizim ibadet manasında değil. Lezzetin kendisidir. Evet. Kadının lezzet almayacak mıyım? Amel-i salih ben sana lezzet verdim. Evet. Allah'ın emirlerini yapmakta... Yani kadının salih ameli o. Amel, kadının lezzet menbaıdır. Senin o anladığın o ibadet mi peki, değil. Evet. Amel-i salih lezzetin kendisi. Aktif ediyor fıtratını. Yani fıtratıyla erkeğin fıtratını karşılaştırdığın zaman bu da açık olarak belli yani. Evet. Üçüncüsü neydi abim? Üçüncüsü çocukla masumana sohbet etmek. Heh. Bir de amel-i salihte lezzetini ve zevkini arayacak kadın. Evet. İyi. Yani kadının sistemi bak. Üstad kadınlara dememiş. Gidin hizmet edin. Şöyle şey yapın. Şu, dememiş. Ya. Sen, cihat yapın dememiş. Yani mesela Cenab-ı Hak tavuğa yumurta yapma vazifesini vermiş. Araya bal yapma vazifesini vermiş. Onun fıtratı o. Kadının da fıtratı çocuk yetiştirecek yani. Üstünlük yok. Madem evlendin, böyle bir şey içine girdin, çocuk olmuş, çocuğu kreşe bırakıp veya okula bırakıp veya başka bırakıp derse gitmek, ders yapmak, bu kendini kandırmak demek yani. Kendi fıtratını, kadın ders yapıyor cemiyet toplum düzelsin diye, bir yandan da çocuğu bozuk çocuk geliyor. Kendi bozuk evet. Yani ama hakikaten çocuğunu yetiştirir, efendim fazıl bir kimsedir, bütün şartlarını şey yapar, evini ihmal etmez. Hizmetin de devam eder. Nurun ala nur yani. Şimdi dersimizi toparladık. Ne anlattık? Tesettür Risalesini özetledik. Medeniyet-i Sefiye tesettürü fıtri görmüyor. Üstad Hazretleri Kur'an-ı Hakim'in bu emrinin fıtri olduğunu dört hikmette anlatacağım dedi. Bir, kadın noktayı nazarından Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. İki, karı koca münasebeti noktasından fıtridir. Üç, ailenin saadeti hayatı noktasından fıtridir. Dört, nesil ve toplum noktasından Kur'an-ı Hakim'in bu emri fıtridir. Kadınlara da ders mahiyetinde Cenab-ı Hak tarafından ihtar edildi. Bunları söyledi. Bir, şefkatinizi yerinde kullanın. Çocuğu istenilen manada yetiştirin. Bu size hem dünyada hem ahirette yeter. Çocuğunuza iki şey yapacak. Bir, ders yapacak. İki, telkinat yapacak. Kainattaki olayları anlatacak. Ezan okunuyor hemen bırakacak işi çocuğuna telkinat yapacak. Şimşek çakıyor, yağmur yağıyor veya başka şeyler var. Bunların manayı ismi, manayı telkinatı yapacak. İşte temizliğine, çevre düzenine, kendi şahsiyetine dikkat edecek. Ders ve telkinat dediği bu manalar. İki, sizi bozmaya çalışan komiteler var. Siz daireyi terbiyede, İslamiyede kalın. Evliysen itaat edeceksin. Evlideysen İslamiyet'in sana çizmiş olduğu emir ve yasaklara riayet edeceksin. Üçüncü de bütün lezzetinizi, zevkinizi çocukla masumane sohbette ve de amel-i salihte arayacaksınız diye tesettür risalesi şey yapıldı. Bunun hastalar risalesiyle münasebeti ne? Bu 24. lemadan sonra. Bu 3 ve 4'tür aslında bak. O 1 şefkat dedin ya. 2 evet. Telbiye-i İslamiye'de kalmak. 3 evet. Amel-i salih. 4 çocukla masumane sohbet. Evet. Kaç tane nükte vardı? 3. Yukarıda. 4 tane. 4 tane. 4 taneydi. Bu da 4'tür. 4'tür ha. Bu da 4'tür. Evet. Bu hastalar risalesiyle münasebeti ne? Şimdi tesettür olmadığı zaman... Hastalar ama bazıları şöyle yapar. Kaçıncı lema bu? 24. Ha, bir üstü nedir? 25. 25 hastalar risalesi. 24'ün bir altı 23. Ne var orada? Tabiat risalesi. Tabii ha. Şimdi yani hastalar risalesi deyince ha. Ha, bir üstü yani. Şimdi 24. lema ile 25. lemanın birbiriyle münasebeti ne? Münasebeti şu. Şimdi kadın tesettüre çarşafa girmezse kadın hastalanıyor. Kadın erkek koca münasebetleri hastalanıyor. Aile hastalanıyor, nesil ve toplum bozuyor, hastalanıyor yani. Kimisi kanser oluyor, kimisi zatürre oluyor, kimisi bronşit oluyor, esas kimisi bir şey oluyor. Hepsi, psikolojisi bozuk. Hepsi değişik yani. Esas en şey, kadın bozuldu mu çocukların, kocanın hepsinin psikolojisi bozuluyor. Kadın sağlam oldu mu inanın, erkek böyle psikolojisi şey dahi olsa tak diye oturuyor, düzeliyor. Evet, cennet âlâ oluyor. Tabii ya. Yani tahammül ettim ya. Mesela ben annemi rahmetli hatırlıyorum. Bizim yanımızda bile babam çok sert davranırdı ama nasıl sabrederdi ama ev cennete dönerdi. Ben de hatırlıyorum ama benim valide de mesela ezan okunurdu hemen bırakırdı yani. Ben oradan hiç unutmayayım onu yani. Öyle. Zaten derste onun için öyle konuştum mesela. Hemen ezanı şey yapacak falan diye demek annen öyle yapmış. Oradan kalmış bende. Anlatırdı yani böyle. Oradan kalmış.
işte ve atamazsın yani o çizmiş. O kadar zor şartlarda anne mesela kadın bir soru sorduğu zaman ev sorunu hemen anne ve babam hatırıma gelir. O kadar biraz despottu yani de bir Karadeniz erkeği. Biraz da okumamış ya böyle sert olmak otoriteli zannediyorlarmış. Böyle yanlış bir anlayış. Annem ona rağmen 17 tane sığır işi yapacak ahir işi. Çocuklara bakacak. 5-6 tane çocuk. Kocanın dırdırını zırzırını. Babaannem orada, oradan durmuyor. Ama evi cenneti çeviriyordu. Oluyormuş demek ki. Ameli sahne yapmış. He, nasıl yapıyorduysa oluyormuş. Allah razı olsun El Fatih.